Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Herkese mutlu günler. Haftanın son iş gününde son programı yapmıştık geçen hafta ve haftanın ilk iş gününde görüşmek üzere ayrılmıştık. Umarım güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Süper Lig'de bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Kapanış maçında Trabzonspor Hatayspor'a konuk olacak. Süper Lig'de Avrupa macerasından sonra 3 takımda galibiyetle başladı. 3 büyük takımdan bahsediyorum. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe. Galatasaray biliyorsunuz Başakşehir deplasmanından 2-1'lik galibiyette ayrıldı. Beşiktaş dün akşam 1-0 geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 2-1 mağlup etti ve Fenerbahçe Alanyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyette ayrıldı. Şimdi hiç vakit kaybetmeden düne götürüyoruz sizleri ve Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı maçtan sonra teknik direktör Şenol Güneş ne söylemiş, buna bakıyoruz. Maçtan evvel Kayseri'nin kendi sahasında oynamasını bekliyorduk ve 5 maçta da maç kaybetmediler. 2 galibiyet, 3 beraberliği var. İlk defa bugün kaybettiler. Takım savunması olarak iyi oynayıp kazandığı topla hızlı hücuma çıkmayı düşünen, ona izin verirsen pas yaparak, değilse uzun toplarla Tiam'a attığı toplarla hücum etmeye çalışan bir takımdı. Bu oyun yapısına karşı tamamen rakip sahada oynamaya çalıştık. Bunda da etkili olduğumuzu düşünüyorum. Zaman zaman onlar işte beklediğimiz oyun tarzıyla hücum yapısında sahamıza gelmeye çalıştılar. Önde biraz daha baskımızı daha iyi yapabilirdik top kayıpları sonrası veya rakibi oynama şansı vermiyorduk. Onun dışında hücumda olmamıza rağmen daha hareketli ve topu daha hızlı çevirebilirdik. Ama buna rağmen gol pozisyonlarımız da vardı. Hem ortadan hem kenardan getirdiğimiz. Ama golü bulamadık. İkinci yarı başında da hiç beklemediğimiz bir şekilde gol yedik ki bizim özellikle savunmada duran toptaki üstünlüğümüz bugünkü maçta olumsuz olarak çıktı. Rakipler vurdu, aşırdı. İkinci topu onlar tamamladı. Bu tip dikkatsizliğimizde pahalıya mal olabilirdi ama dediğim gibi ilk yarıda da ikinci yarıda da oyuncular bütün hepsinin elinden gelen gayreti gösterdi. Gol yemelerine rağmen reaksiyonları olumsuz değildi. Golleri buldu. Hak ettikleri bir galibiyet aldı. Hepsi elinden gelen gayreti gösterdi. Sizin de bildiğiniz gibi bu maça 6 oyuncu, ilk geçen maça göre 6-11 oyuncu değiştirerek başladık. Çünkü hem seyahatimiz hem maçlarımız sık sık oluyor. Bunu yayıncı kuruluşa da söyledim. Paylaşmaya çalıştım. Size de söyleyeyim. Yani orada şikayet için diye durum bu yani. Genelde deplasmandan gelen takımları daha sonraya gün vermelerine rağmen biz hemen Belçika'dan geldikten sonra bu maçı da gündüz saatini alarak böyle bir karar verdiler. Saygı duyarak söylüyorum. Ama doğru bulmuyorum. Teğeli olan Adana Demirspor maçı varken keşke oynasaydılar. O da ayrı bir konu. Şimdi de çarşambaya koydular. Bütün takımlara bakın, rakiplerimiz Avrupa'da perşembeye oynuyorlar teğeli maçları. Bunların da teğeli maçları var. Bize nedense öyle koydular. Şimdi Adana Demirspor ve Konya'ya gideceğiz. Gidecekler. Herhalde bunları da biliyorlar. Öyle baktığımızda Adana'ya gidip Konya'ya geçmeyi düşündüm ama çarşamba olduğu için onu da yapmak istemedim. Tekrar geri döneceğim. Yani bu arada git gel yapıyoruz. Hem rakiplerin gücü hem seyahatlerin olması takıma ve oyunculara biraz daha özveri ve çalışma gerektiriyor. Onları yapacağız. Bugün için kazanmayı hak eden takımdık. Kayserispor elinden gelen gayreti gösterdi. Önce kapanarak yapmaya çalıştı. Sonra hücuma daha fazla gelmeye çalıştı ama biz konuda olumsuz değildik. Daha yani gol pozisyonuna baktığımız zaman sayısı fazla olan, rakibi az pozisyonları var. Takımın oyun üstünlüğü, skor üstünlüğüne yansıdı. Yavaş oyunumuz, hareketli olmadığımız pozisyonlarda etkimiz azalıyor. O da bizim eksiklerimiz. Hem eksiğimiz hem artımız var. Eksiğimiz de onlardı. Önce şunu söyleyeyim yani ne karar alsa olsun biz hazırlanacağız. Sadece durum tespiti yapıyoruz. Bunu onlara işte gözüne sokarak siz suçlusunuz demek değil. Ama hep daha önce de Ankara'da söyledim federasyon için. Bulunduğunuz kuruma güvenmek ve inanmak istiyorsunuz. Orada şüpheleriniz olsa rahatsız olursunuz. Ne yaparsa yapsın. Buradaki de iletişim var. Bir sorun yok. Yani maçı TL'deyken bize sordular. Biz hatta profesyonelle açtığımda hocam siz istemedi. Evet istedik yani şey TL olduğu zaman.
Ama bu maçın da çarşamba değil de, çünkü seyahatleri fazla oldu, daha sonraya teyir olmasını istedik. Çünkü biz seyahatlere gidip geleceğiz. Şimdi Belçika'ya gittik, geldik. Sabah 7'de geldik. Ya uçak sabah 7'de indi. 6.30-7'de indi havalanına. Şimdi geldik, saat 5'de oynadık. O maç saatini siz koyuyorsunuz. Burada oynayan takım, şimdi Kasımpaşa bu saat akşam 8'de oynuyor. Ya ince kuruluş mu öyle? Daha sonra karar alıyor. Çarşamba günü Adana Demirspor oynuyorsunuz. Daha önce Adana Demirspor'da bizim maçı varken onun da isteği var, bizim de isteği var. Tercihinizi bizim onun lehine mi kullanmak için yaptınız diye soruyorum ben. Aynı şekilde şimdi program yaptım önce. Dedim ki gireyim şeye ama perşembe, çarşamba akşamı kalacağım. Perşembe kalacağım, cuma kalacağım. Cumartesi 5-6 gün, yani bir de gidişimiz önceden düşünürsek. Oyuncular zaten git gelde bir sıkıntı olacak. Bu sefer gidip kalıp. Perşembe olsaydı biraz daha tercih olabilirdi. Bunlar da taleplerimiz var ama federasyon nasıl işine giriyorsa öyle karar alıyor. Yani demiyor ki sana sormadı. Herkese soruyor ama aldığı kararın ne kadar inandırıcı olduğunu veya güven duyulu olduğunu kendileri daha iyi bilir. Yani iyi niyette şüphe varsa zaten ne karar alırsanız alın veya onlar alırsanız alın, biz de öyle bakmak durumunda kalıyoruz. Yoksa aldıkları karara diyecek bir şeyimiz yok. Yani karar aldı, maçın günü belli, saati belli. Böyle işte diyorlar mesela İstanbul maçı 4'te. Olabilir diğer takımlar ama şimdi madem sıcak dönemde diğer takımlara yapın da mesela Ekim ayından sonra Kasım ayında yapın 4'te bize. Yok 16'da değil, 20'de. O kadar yapmadılar. Konya 4'te mi? Ben 20'de biliyorum. Yok 19'da görünüyor. 19'da. Bilmiyorum ama İstanbul Spor 16'da. Yani şunu söyledim. Eylül ayında mesela 2 Ağustos'ta mesela bu ara çok sıcak. Dün de sıcaktı, bugün de sıcaktı. Bugünkü 5 ile yani bir ay önceki bazenki serin hava 7-8 fark edebiliyor. Ama alınan bir karardır. Yani tekrar söylüyorum, kararı alındı, uyacağız. Ama bunu sağlıklı bulmadığımı söylüyorum. Bu suçun sorunu kabul etmezdim. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Avrupa'dan futbol. İspanya. La Liga'da dün bir derbi vardı, Madrid derbisi ve Madrid derbisinde ev sahibi Atletico Madrid kazanan tarafta 3-1'lik skorla gerçekten çok iyi başladılar maça. Özellikle hücum organizasyonları, yan top organizasyonlarında başarılıydı Atletico Madrid. 2 tane kafa golüyle önce Alvaro Morata, ardından da Griezmann'ın golüyle 2-0 öne geçmeyi başardı Madrid derbisinde. Sonra 3. golü geldi Atletico Madrid'in. 3-1 kazandı Real Madrid karşısında. Derbi mağlubiyetiyle Real Madrid hem namağlup unvanını hem de liderlik koltuğunu kaybetti. Barcelona ise sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta son 10 dakika içerisinde bulduğu gollerle Celta de Vigo'yu 3-2 mağlup etmeyi başardı. La Liga'nın 6. haftasının ardından Barcelona 16 puanla zirvede yer alırken aynı puanla Girona 2. sırada, Real Madrid ise 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Avrupa'dan futbol. İspanya. Az önce Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'i dinledik. Şimdi de Sayın Fuat Yaman'a kulak vereceğiz. Biliyorsunuz Beşiktaş teknik direktörü oldu. Teknik heyetlerde yer aldı. Beşiktaş'ın formasını futbolculuğunda başarıyla giydi. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Özgürcüğüm. Eksik olmayın hocam. Sağ olun katıldığınız için. Mutlu haftalar dilerim şimdi. Rica ederim. Ben de öyle, sana, ekibine ve dinleyenlere iyi bir hafta diliyorum. Bu arada tabii Beşiktaş'ı konuşacağız ama kadın voleybol takımı yine çok başarılı maçlar çıkardı hocam. Olimpiyat elemelerinde bütün maçlarını kazanarak lider tamamlamayı garantiledi. Dün de Belçika'yı mağlup ettiler ve şimdi yurda dönüyorlar. Darısı olimpiyat finallerini artık. Onlar ülkenin neşe kaynağı, gurur kaynağı, umut kaynağı. Bu ülkeye ait yitirilen bir sürü özellikleri unutturan, insanlara yaşama sevinci, keyfi veren işler yapıyorlar. Ne kadar övgü yapsak, ne kadar teşekkür etsek az, helal olsun. Atatürk'ün görmek istediği Türkiye'nin, Türkiye'ye layık kızlarımız, onlarla gurur duyuyoruz. Peki. Hocam ne dersiniz? Şenol Güneş az önce bir tespitte bulundu. Yani oyunun temposu düştüğünde aslında hataya daha meyilli bir takımız diyor Şenol Hoca. Bu sözü ya da bu tespiti nasıl yorumlamak lazım?
Oyunun temposu düştüğünde derken neyi kastettiğini anlamadım ama hızlı oynarken Beşiktaş daha iyi. Evet, o tespiti doğru. Beşiktaş hem hücumda hem savunmada çok yavaş oynuyor. Yani Şenol Hoca zamanında hiç olmadığı kadar yavaş oynuyor. Hücumda yavaş oynarsınız, gol bulmakta zorlanırsınız ama savunmada yavaş oynarsanız, yavaş hareket ederseniz, yavaş şey gösterirsiniz, reaksiyon gösterirseniz kalenizde golü görürsünüz. Bu sefer zaten hücumda da yavaş oynadığınız için bir gol atmakta zorlanırken iki gol atmak zorunda kalırsınız. Şenol Hoca'nın söylediği oyunun temposu düştüğünde zorlanıyoruz diye, Beşiktaş'ın madem büyük takım, ki büyük takım, büyük transferler yapıyor, hı hı, çok oyuncu oluyor, hedefi şampiyonluk, o zaman oyunun temposunu belirlemesi gereken, oyunda proaktif olması gereken Beşiktaş, bunun da çözümünü bulması gereken Şenol Hoca. Yani Şenol Hoca teşhiste güzel, tedaviyi de yapması lazım. Dedikleri doğru, çok yavaş oynuyor Beşiktaş, reaksiyonları çok yavaş, sanki futbolcuların kafası başka bir yerdeymiş hissi veriyor izleyenlere. Ben dışarıdan izlerken Beşiktaş'ın, yani oyuncuların kafası sanki başka bir yerde gibi hareket ediyorlar. Bir top atılıyor, topa reaksiyon hep geç. 2 saniyese, 3 saniyese, ki bunlar futbolda zaman zaman çok önemli şeylerdir. O reaksiyonun geç olmasından dolayı adam kaçırıyor. Hiç olmayacak pozisyonlar veriliyor. Pozisyonlarda yapılan ortalara geç hareket edildiği için adam arka direkte bomboş kaleye gol atıyor falan. Yani dolayısıyla teşhis çok doğru Şenol Hoca'nın söylediği, ama Beşiktaş şampiyonluğu oynuyor. Dolayısıyla oyunun temposunu belirlemek, hızlandırmak ve bu hızlı oyunu yapması gereken zaten Beşiktaş. Dün geriye düştü Beşiktaş. Tabii Kayserispor'un da yan top organizasyonlarında başarılı olduğunu, en azından çalıştığı bir pozisyon üzerinden golü bulduğunu söyleyebiliriz ama Beşiktaş'ın adam paylaşımı, yerleşim konusunda özellikle de yan toplarda sorun olduğunu düşünüyor musunuz hocam? Kesinlikle. Şimdi yeni transferler, yani özellikle Bale geldikten sonra diğer oyuncuyla beraber bu sorunun nispeten çözümlenebileceği konusunda biraz umutlarım vardı ama maalesef son özellikle Brugge maçı ve bu maç faciaydı yine. Ama hepsi şeyden kaynaklı, yani reaksiyon zamanlaması o kadar geç ki savunmadaki oyuncuların, özellikle öyle toplarda çok açığa çıkıyor bu. Yani Brugge maçı aslında defalarca oturup izlenmesi lazım Beşiktaşlılar tarafından. Yani böyle bir facia olamaz. Yani maç 8-0 falan biterdi. 8-1 demiyorum çünkü 8 tane net kurtarışı var kaleci Mert Günok'un hocam. Çok doğru söylüyorsunuz. 8 tane net Mert Günok'un kurtarışı var. 2 tane direğin içine vuran, direğin içine vurup öbür direğin dibinden çıkan top var. Onun dışında yanlardan giden bir ton gol var. Yani gol pozisyonu var. Yani Beşiktaş'ın söylediğim gibi bir mental bir sorunu olabilir. Çünkü hava toplarında savunma yapabilecek nitelikte oyuncu sayısı çok fazla Beşiktaş'ta, ama siz eğer topa hamle yapmıyorsanız, topa gitmiyorsanız veya geç gidiyorsanız bunun pozisyonla olması çok normal. Beşiktaş bu yönden çok zafiyet gösteriyor. Yani Beşiktaş açısından görüntü maalesef olumlu değil. Kaldı ki Kayseri maçında Beşiktaş'ın en etkili adamı Abubakar bomboş kafayla gol attı. Antrenmanda bile atamazdı yani bunu. Ve hemen akabinde çok güzel bir pas ve güzel kontrol ve golle maçı kurtardı Beşiktaş, ama ilerisi için maalesef çok parlak bir görüntü vermiyor yani. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğiniz son bir şey? Ekleyeceğim bir şey yok. Şeyi çok merak ediyorum. 10 taneden fazla, 11 tane zannediyorum transfer yaptı Beşiktaş. Yarım yamalak Rashica ve Chamberlain'den faydalanıyor şimdilik. Artı B'ye de girdi. Bu kadar zaman geçmesine rağmen hala oyuncuların, ki İsmini saydıklarım da Rashica da Chamberlain'de en üst isteyen seviyede değiller. Yani hala hazır olmamaları Rebic'in ve diğerlerinin, Onana'nın, şunun bunun çok düşündürücü. Yani kaliteli oyuncu alırken bu kadar para veremiyoruz deyip
hiçbir işe yaramayan 10 tane oyuncu almanın ya da 7 tane oyuncu almanın ne faydası var onu da anlamış değilim. Hı hı. Onlar neden hazır olamıyorlar ya, neden görev alamıyorlar? Bu da bir merak konusu. Hala en ufak bir sıkıntıda Necip aslanlar gibi çıkıp görev alıyor. İşte Umut görev alıyor. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani yeni transferlerin ne zaman hazır olacaklar yani, onu çok merak ediyorum. Evet. Sayın Fuat Yaman, Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptı, futbolculuk yaptı. Beşiktaş bölümümüzde konuğumuzdu. Çok teşekkür ederim hocam bir kez daha katıldığınız için. Ben teşekkür ederim fırsat verdiğin için. Dinleyenlere de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İyi günler dilerim. Değerli dinleyiciler, Galatasaray Başakşehir deplasmanından 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Tabii 3'ü 4'ü bulabileceği pozisyonları da yakaladı Galatasaray. Galatasaray'ı konuşacağız. Yarın da İstanbul Spor maçı var biliyorsunuz. Erteleme maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak bu karşılaşma. Galatasaray bölümümüzde konuğumuz Galatasaray'ın yönetim kurulu üyesi Sayın Mehmet Cibara olacak. Özgür Sancar, özel röportaj. Mehmet abi hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk Özgürcüğüm, merhaba. İyi haftalar dilerim, nasıl başladı hafta sizin için? Çok yoğun başladı, 3-4 gün burada olmayınca oradan oraya biraz koşuşturma oldu bugün. Doğru. Kolaylıklar dilerim. Tabii sorumlu olduğunuz şubeler var. Onlarla ilgili çalışmalarınız devam ediyor. Bu arada tabii kadın voleybol milli takımımızın başarısıyla ilgili bir şeyler söylemek isterseniz sohbetimizin başında onu da alabiliriz. Tabii ki onlarla ilgili çok şey söylemek gerekir. Yani 10-15 senelik bir emeğin sonucu, federasyonların başarısı, takımların, kulüplerin, herkesin bir araya el ele verip uzun süreler çalışıp daha evvelki antrenörlerimiz, şimdiki antrenörümüz gerçekten voleybol camiasının kenetlenmesiyle ortaya çıkan harika bir sonuç. Yani görüyorsunuz şu son zamanlarda en başarılı olduğumuz, hele hele Cumhuriyetimizin 100. yılında bu muhteşem zaferlere ulaşmamız gerçekten bizi çok sevindiriyor. Sizin sorumlu olduğunuz şubelerle ilgili sezonun bu aşamasında bizimle paylaşabileceğiniz ne var? Bunu anlatabilir misiniz? Paylaşabilir misiniz bizimle? Vallahi şimdi bu sene biraz zor bir başlangıç olacak. Çünkü bu bütün takımlar için geçerli. Çünkü Paris 2024 olimpiyatları dolayısıyla sezon öne çekildi. Artı bir ara da verilecek tahmin ediyorum Ocak Şubat aylarında milli takımların tekrar hazırlanması için. Onun için bu olimpiyat elemeleri olsun, Pan Amerikan oyunları olsun, Kuzey Amerika oyunları olsun, bizdeki oyuncular 3 tane Amerikalı oyuncu olduğu için bizi daha da çok etkiledi. Ama basketbolda bütün takımları etkiledi, özellikle kadın basketbolda. Oyuncularımız gelemedi. Yani güzel takımlar kuruldu ama bir bakıyorsunuz mesela basketbolda kısalar harika fakat uzun beklediğimiz Amerikalı oyuncularımızın hepsi playoff sürecini yaşadığı için hatta yarı finale alan takımlarda da oynadıkları için en iyi iki uzun oyuncumuz bu akşam saatlerinde ancak dönebilecek. Şimdiye kadar ki 3 maçı kaçırmış olduk ama Hatay maçından itibaren sezon yani ilk devrenin sonuna kadar bir maç kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Ama tabii çok çabuk adapte olmaları gerekiyor. Set oyunlarını çok çabuk öğrenmeleri gerekiyor. Ve aynı şey voleybol içinde geçerli. Yani pasör çaprazımız ve smaçörümüz geçen hafta cuma akşam ancak geldiler. Ondan sonra salı günü uçtular. Geçtiğimiz hafta sonunda da Balkan Kupası'nı alıp geldiler. Yani bu takımın, bu oyuncuların takımlara katılmasındaki gecikme tabii hocaların da işini zorlaştırıyor. Ama bu süreç içerisinde herkes eşit saatte diye düşünüyoruz. Hafta sonunda Türkiye Kupası var, onu oynayacağız. Bu sebeple biraz sıkışık bir sezon geçiriyoruz ama yavaş yavaş düzelecek o da. Hı hı. Futbolda nasıl gidiyor Galatasaray sizce? Futbolda da gayet iyi gidiyoruz. Gördüğüm kadarıyla orada da bu adaptasyon süreci biraz vakit alıyor ama o da iyi olacak. Bir ay sonra tahmin ediyorum
herkes formuna ulaşacak. Her şey yerlerine oturacak. Gelecek hafta Manchester'a gidecek misiniz United maçı için? Yok, ben gidemeyeceğim. Ben başka bir maça gideceğim. Kendi şubelerimle maçlara gideceğim. Doğru. Sayın Mehmet Cibara, Galatasaray bölümümüzde konuğumuz, basketboldan, voleyboldan sonra yönetim kurulu üyesi biliyorsunuz Galatasaray'da. Mehmet abi, yanıtlamanız mümkünse soruyorum. Sayın Levent Yaz istifa ettiğini açıkladı. Galatasaray bir kişi, grup ya da oluşuma ait değildir. Galatasaraylara aittir. Çok ciddi bir iletişim problemi olduğunu düşünüyorum dedi yaptığı yazılı beyanda. Bu karar ve bu kararın gerekçesiyle ilgili yorum yapmak ister misiniz yoksa gerekli görmüyor musunuz? Yok, yapabilirim yani. Levent Yaz'la aynı odayı paylaşıyorduk. Şu anda kendisi yok burada, masası duruyor. Hı hı. Levent Yaz Galatasaray için çok önemli bir değer. Çok dürüst, çok çalışkan, konusunu çok iyi bilen bir kardeşimiz. Dolayısıyla ayrılmasını hem şahsen üzüldüm hem de cami adına üzüldüm. Konularla ilgili tahmin ediyorum başkanımız bir açıklama yapacaktır. Zaten önümüzde genel kurulumuz var. Hı hı. Orada bu konu herkes tarafından detaylı olarak konuşulur. Ben affınıza sığınarak şunu da söylemek istiyorum ya da sormak istiyorum size. Bir takım spekülasyonlar yapıldı. Yani Erden Timur'un mali raporları son kongrede, divan kurulu toplantısında Erden Timur'un bunları okumuş olması ya da açıklamış olması Levent Yaz'ı son derece üzdü ya da tepki göstermesine neden oldu diye. Bugün de Fatih Altaylı bir söz söylemiş. Demiş ki Erden Timur'dan rahatsız olan insanlar var Galatasaray içerisinde demiş. Böyle bir sorun var mı? Bu konuda yorum yapmak ister misiniz? Valla ben geçen divan toplantısında Kemal Burdaz'daydım. Erden Timur bilançolarla ilgili bir sunum yapmadı. Erden Timur da yani Galatasaray için son 15 aydır varını yoğunluğu ortaya koyan, çalışan, çok büyük fedakarlıklara katlanan her yönetici gibi seçilmiş veya atanmış. Ben bu ayrımı da kabul etmiyorum. Çünkü sonuçta Erden Timur profesyonel bir yönetici değil. Bilakis tam tersine bütün yöneticiler gibi işini, ailesini, parasını, pulunu, her şeyi unutup Galatasaray için çalışan bir kardeşimiz. Bu tip konuların çıkması, spekülasyonların yapılması hoş değil. Peki. Şampiyonlar Ligi'nden çıkacak mı Galatasaray, bir üst tura gidecek mi, ne dersiniz? Tabii ki. Tabii ki. Hedefimiz o. Peki. Sayın Mehmet Cibara, özel röportaj bölümümüzde konuğumuz, Galatasaray ile ilgili fikirlerini, sorumlu olduğu şubelerle ilgili son bilgiyi sizlerle paylaştı. Çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğiniz son bir şey? Rica ederim Özgürcüğüm. İyi yayınlar diliyorum sana. Tekrar görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun. Galatasaray'ın yönetim kurulu üyesi Sayın Mehmet Cibara özel röportaj bölümümüzde konuğumuzdu. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Avrupa'dan futbol. İngiltere. İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City sahasında Nottingham Forest'ı 2-0 yenerek 6'da 6 yaptı. Manchester City puanını 18'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Arsenal konuk ettiği Tottenham'la 2-2 berabere kaldı. Londra derbisinde galip çıkmadı bu kez. Liverpool konuk ettiği West Ham United'ı 3-1 yendi. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakiplerinden Manchester United ise deplasmanda Burnley'i 1-0 mağlup etti. Manchester ekibi bu galibiyette ligde 9 puana ulaştı. Son 2 sezondur yaptığı yüksek bütçeli transferlere rağmen istikrarlı bir performans sergileyemeyen Chelsea ise ağırladığı Aston Villa'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Premier Lig'in 6. haftası sonunda 18 puanla zirvede yer alan Manchester City, 16 puanla Liverpool, 15 puanla Brighton, 10'er puanla ise Tottenham ve Arsenal'ı izledi. Avrupa'dan futbol. İngiltere. Değerli dinleyiciler, Fenerbahçe bölümümüzdeyiz. Fenerbahçe dün 1-0 kazandı İrfancan Kahveci'nin attığı golle Alanya Spor deplasmanında. Maçtan sonra Osayi bakalım neler söylemiş. It's a very
Bugünkü maç zorlu bir maç oldu bizler için. Ana hedefimiz maça iyi başlangıç yapmaktı ki bunu da başardık. Şu anda takımda herkes çok özgüvenli. Maç maç bakıyoruz, adım adım ilerlemek istiyoruz. İyi bir galibiyet aldık. Bir sonraki maça odaklanmak istiyoruz. It's okay. It's getting better. İyiyim, daha iyiye gidiyorum. Ki maç içerisinde aslında zorluk yaşadım ama devam etmek istedim maçı. Tabii ki bizim hedefimiz bugün galip gelmekti. Bunu da başardık. Hakemin vermiş olduğu bazı kararlardan mutlu değildik saha içerisinde. Mesela bana yapılan bir faulde nasıl sarı kart gördüğümü anlamadım. Ama futbolda bu tarz şeyler oluyor. Önümüze bakıyoruz. Belirtmiş olduğum gibi güzel bir galibiyet oldu bizim için. Maçın hakem kararları da çok tartışıldı. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki. Bakalım maçtan sonra ne söylemiş? Öncelikle biraz takımı konuşalım. 12'de 12 yaptık bütün resmi maçlarımızda. İsmail hocamızı, kadromuzu, oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve de her hafta takımla beraber coştukça coşan muhteşem taraflarımızı da böyle eski günlerden de esintiler gelmeye başladı. O da ayrı mutlu ediyor camiamızı ve takımımızı. Tebrik ediyorum. Özellikle bugün 90 dakika yaşanan bazı gerginliklere rağmen hiç maçtan kopmayan ve devamlı takımı desteklemeye odaklanan bir Fenerbahçe tribünü vardı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi hocamızı ve takımımızı tebrik ederek başlıyorum. Çünkü 12'de 12 nereden bakarsanız bakın son derece başarılı bir başlangıç Fenerbahçe'miz adına. Şimdi sahadaki futbola ve hakem yönetimine eğer gelirsek bugün yorum yapmak yerine bazı tespitlerde bulunmak istiyorum. İlk 5 hafta hani konuşmayalım diye kendi aramızda da kendimizi telkin ediyorduk. Sahada kalmaya çalışalım. Rakip yöneticilerle konuştuğumuz zaman da ara ara denk geldiğimiz zaman da hep beraber hani bu sene biraz daha futbol konuşsun bizler konuşmayalım diye her ne kadar aramızda telkinlerde bulunsak da işte artık öyle şeyler oluyor ki insan en azından bazı doneleri ortaya koymak istiyor. Şimdi bugün net bir şekilde Şimanski'ye verilmeyen penaltı gayet normal bir pozisyonda %100 diyebileceğimiz bir gol pozisyonuna çıkarken takımın hatanın kesilmesi, gayet zorlama bir şekilde kaptanımız Ceko ve İrfan Can KVC'ye gösterilen kartlar ve gene ne hikmetse gene Fenerbahçe'ye nasip olan bir gereğinden fazla uzun süren insanların böyle sinir uçlarıyla oynayan bir VAR araştırması. Biz biliyorsunuz daha önce 9 saniyede penaltı iptal edilmiş. 4 dakika 17 saniye aranarak golü iptal edilmiş bir camiayız. Bugün de attığımız nizami gol ve demin size verdiğim örnekleri bize yaşatan hakemin bile tereddütsüz verdiği golü 3 dakika 44 saniye iptal etmek için. Niye uğraşıldı? Neler arandı? Ve niye bu detaylar, bu dinamikler aranıyor? Yani bunların da artık TFF yetkililer tarafından Fenerbahçe camiasına ve futbol kamuoyuna cevaplandırılması gerekiyor ve bekliyoruz bu cevapları. Bunun haricinde şunu da söylemek istiyorum. Çok önem verdiğim bir konu. Şimdi bu sene Fenerbahçe takımı da dahil olmak üzere birçok kulüp çok büyük isimler getirdi Türkiye'ye. Yani Türkiye Ligi şu anda konuşulan bir lig haline geldi. Avrupalılar tarafından da. Ve bugün bazı oyuncularımız yani en üst seviyeyi görmüş Avrupa'da ciddi istatistikler, ciddi kariyerler yapmış oyuncularımız şunu dediler. Dediler ki biz hayretler içerisindeyiz. Dün kampta da rakibimizin maçını beraber seyrettik. Ve aradaki niyet farkı gerçekten insanı hayret ettiriyor. Yani bir çifte standart olduğunu düşünüyor Selahattin Baki, Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi. Bunları ifade etti ve maçın hakeminin taraflı kararlar verdiğini düşündüğünü söyledi. Dünkü maçtan sonra yaptığı açıklamada Sayın Rahmi Eyüpoğlu, Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi ve Radyospor'a bir yıl boyunca yani yıl boyunca çok büyük katkıları oluyor biliyorsunuz, düşüncelerini paylaşıyor sizlerle. Bizimle birlikte bakalım bu konuyu nasıl yorumlayacak. Rahmi abi hoş geldiniz, iyi haftalar. Hoş bulduk, iyi haftalar Özgürcüğüm, sağ olasın güzel
iltifatların için. Bu sefer o zaman Radyo Spor dinleyicilerine Bodrum'dan güzel bir hava ileterek merhaba diyelim. Ne güzel, ne güzel Bodrum havası veriyorsunuz bize. Bodrum'dan evet, güzel. Duydum ki İstanbul yavaş yavaş ısınmaya başlamış. Bari birazcık Bodrum'un rüzgarından yollayalım tüm dinleyenlere. İyi yapmışsınız, eksik olmayın. Nasıl başladı hafta sizin için? Dün akşam itibariyle bizim haftamız iyi başladı tabii. 3 puanla biten, fena da bir futbol oynamadık. Kazanılan her maç keyiflidir taraftar için. Evet. Tabii bağlanmadan önce Selahattin Bey'in yorumunu dinledim. Bu yorum üzerine yazışan taraftarların da söylemiyle daha dikkatli irdeledim satır aralarını. Aslında Selahattin Baki 2018'den beri Ali Koç yönetimlerinde olmuş bir genç arkadaşımız. Türbünden de çoğu arkadaşımızın tanıdığı ve sevilen de bir yönetici. Görüyorum ki tecrübelenmeye ve daha net güzel konuşmalar yapmaya başlamış. Evet, 1-0 kazandık. Verilen bazı kararlarda hakikaten biz de anlayamadık. Mesela Taliç'in gördüğü sarı kart. Ben anlayamadım o işi ve çıkamadım işin içinden. Tabii ki izlediği ve Avrupa futbolunda söz sahibi olmuş topçularla böyle izleyince toplu onların da tepkilerinin farklı olduğunu gözlemliyoruz. Herhalde büyük ihtimalle Galatasaray maçında verilen penaltı üzerine de yorumları var. Ama hakem arkadaşlarımızın daha dikkatli olması gerektiği yönünde bir demeç vermek istedi. Haksız da değil. Ben aslında birkaç haftadır hakemleri yönetimlerinde de çok beğeniyorum. Güzel devam ettirmeler, güzel yorumlar, maçın içinde olmalar gözlemliyordum. Hadi bir maçta hemen biz de cellat olmayalım. Önümüzdeki maçlarda daha dikkatli olmaları gerekiyor diyelim. İşi de tatlıya bağlayalım. Peki. Futbol olarak nasıl buldunuz Fenerbahçe'yi? Bence biz ilk yarıya iyi de başladık. Gol gelmedi. Gol gelmedi. Ataklara bakınca hoşuma da gidiyordu ataklar. Güzel paslaşmalar, güzel alan boşaltmalar. Evet, 43. dakikada geldi yanlış hatırlamıyorsam gol. Yarıya 1-0 içeride girmek de iyiydi. Sonlara doğru yani ikinci golü atamayınca Fenerbahçe ki kaçırdık bayağı. Tabii deplasmanda olunca her an bir şey olabilir diye gerildi insanlar. Birazcık hata da yaptı. İsmail Hoca da bayağı defansa döndü takımı. İşin sonunda bir uzatma da 6-7 dakika sürdü. Hatta 9 dakika sürdü. Bir degaj sırasında gelen bitiş düdüğüyle derin bir nefes aldık. Ama bazı maçları böyle kazanamıyorduk geçen seneler. Bu sene deplasmanda böyle bir maçı da kazanmış olmak ilerisi için de iyi mesajlar geleceğini göstergesi benim açımdan. 12'de 12 yaptı. 12 resmi maçında kazandı son 12 resmi maçında. Ya bunu böyle devamlı söylemeyin. Nazar değecektim ben. Geçen sezon Galatasaray 14 maç kazanmıştı. Voleybol takımına da aynı şey. 21'de 21, 22'de 22. Ya söylemeyelim. Evet, Fenerbahçe için de iyi gidiyor. Böyle kıstaslar gelince bir yerden bu işin bir şeyi olacak. Nazar değecek. Şu Başakşehir maçını ve Rize maçını da atlatalım da ondan sonra sayalım bari ki kayıpsız devam edelim. Sayın Rahmi Eyüpoğlu Fenerbahçe bölümümüzde konuğumuzdu. Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi. Var mı Rahmi abi ekleyeceğiniz başka şey? Ya Fenerbahçe açısından biz çok mutluyuz. Voleybolcu kızlarımızı da anmazsak sanki ayıp olur. Doğru söylüyorsunuz. Ülkemize tattırdıkları bu güzel başarılardan dolayı her birinin ellerinden öpüyorum. Çünkü ülke olarak böyle başarılara ihtiyacımız var. Ve Türk insanı için de bu başarılar önemli. Bir futbol sohbeti sırasında onları ansak da tahmin ediyorum ki bunu hak ediyorlar. %100 haklısınız. Çok teşekkür ederim bir kez daha.
Rahmi abi. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar olsun. İyi günler olsun. İyi günler. Fenerbahçe bölümümüzde konuğumuz Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Sayın Rahmi Eyüpoğlu'ydu. Değerli İncer, Galatasaray'ın yaklaşık bir ay önce Ankara gücüne verdiği Olympio Morutsan için sürpriz bir haber yayınlandı Romanya'da. Rumen gazeteci Emanuel Roșu'nun haberine göre Steaua Bucureşti kulübü Olympia Morutsan konusunda Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti. Haberde bu kulübün Morutsan'ın sözleşmesindeki Şampiyonlar Ligi maddesinden 1 milyon euro bonus hak ettiği ve Galatasaray'ın bu rakamı ödemeyi reddettiği belirtildi. Galatasaray'a 2 sene önce imza atan Olympia Morutsan'ın sözleşmesinde Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınması halinde Steaua Bucureşti'ye 1 milyon euro bonus ödeneceğine dair bir madde olduğu ve Rumen ekibinin bu rakamı Galatasaray'dan talep ettiği iddia ediliyor altı çizilerek. Galatasaray'ın söz konusu rakamı ödemeyi reddedince konunun Rumen kulübü tarafından FIFA'ya taşındığı kaydedildi. Sarı Kırmızıların yaptığı savunmadaysa Morutsan'ın gruplara kalmadan önce Ankara gücüne satıldığı haber detayında yer aldı. Yine haberde Steaua Bucureşti kulübü başkanı Gigi Becali'nin FIFA'nın kendileri lehine karar vereceğinden emin olduğu da vurgulandı. Ama burada sözleşmenin içeriğini iyi bilmek lazım. Yani Galatasaray'dan satışı, bütün haklarıyla gidişi söz konusu olduğu zaman yani Şampiyonlar Ligi grup aşaması başlamadan zaten oyuncu bütün aktayla bir başka kulübün olduğu zaman o sözleşme geçerli sayılmıyor. Buradan bir şey çıkartmaya çalışıyor anladığım kadarıyla Gigi Becali. Zaten Gigi Becali bu tür konuları kovalayan, kendine fayda sağlamaya çalışan bir karakter olarak meşhur Romanya'da, herkesin bildiği üzere. Dolayısıyla ben buradan FIFA'dan Galatasaray aleyhinde bir şey çıkacağı kanaatinde değilim. Fikrim bu. Yani ilk planda baktığımda çünkü oyuncunun satışı zaten gerçekleşmiş ve satışı yapılan bir oyuncunun elbette ki sözleşmesiyle ilgili, eğer future transfer yani gelecek transferle ilgili özel bir madde yoksa, herhangi bir işlem yapmaya da gerek olmadığını biliyoruz. Eski kulübün herhangi bir işlem yapması ya da bir önceki kulübünün herhangi bir hak talebinde bulunmasının mümkün olmadığını biliyoruz. Değerli dinleyiciler, bu arada Naldo ile ilgili bir haber vermek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz Brezilyalı stoper, Antalya Spor'un Brezilyalı stoperi ailesi bir trafik kazasına maruz kalmıştı ve bu trafik kazasında küçük oğlu Davi'nin beyin bulgularının normale dönmesi bekleniyor. Davi yoğun bakımda, hala yoğun bakımda. Kaza 7 Eylül saat 11 sıralarında Konyaaltı ilçesi Umcanlı mahallesinde gerçekleşmişti. Kazada sürücü koltuğunda sıkışan Tilati ile araçtan fırlayan eşi Alexandra Nardi ve futbolcu Naldo'nun oğlu Davi Pereira, diğer otomobilin sürücüsü ve motosikletli eşlik yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil de sıkışan Walter Tilati'nin yardımına çevredekiler koştu. Ekipler otomobilin bir kapısından Tilati'yi müdahale ederken çevredekiler demir levye ile kapıyı kırıp bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. İhbarla gelen itfaiye ekibi ayırıcı kesici makasla kapıya müdahale etti. Tilati'yi çıkardı. Sağlık ekibinin sedyeyi aldığı Tilati hastaneye götürüldü. Eşlik ve Alexandra Nardi de müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edildi Davi. 48 saat uyutuldu. 19. günde yoğun bakımdaki tedavi süren Davi'nin beyin bulgularının normale dönmesinin beklendiği kaydedildi. Bu sevindirici bir gelişme. Tabii Naldo'nun menajeri, avukatı, yakınları da Antalya'ya geldi bu zor durumda onu yalnız bırakmamak adına. Şimdi sizlerden izin istiyorum. Bir kez daha geçmiş olsun bu küçük çocuk, umarım bir an önce sağlığına kavuşur. Sizlerden izin istiyorum. Reklamlar için, reklamların ardından devam ediyoruz. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Avrupa'dan futbol. Almanya. Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih konuk ettiği Bochum'a tam 7 gol attı. 7-0'lık skorla galip gelmeyi başardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın A grubundaki rakiplerinden bir tanesi biliyorsunuz Bayern Münih. Ve Bayern Münih'te Harry Kane Bochum'a karşı 3 gol atarak hat-trick yaptı. Biliyorsunuz Harry Kane sezon başında transfer edildi Tottenham'dan. İngiliz futbolcu çok iyi bir başlangıç yaptı. Sezon başını çok iyi yaptı gerçekten Bayern Münih'te. Zirve mücadelesi yapan takımlardan Bayer Leverkusen ise evinde Heidenheim ekibini 4-1 mağlup etmeyi başardı. Borussia Dortmund sahasında Wolfsburg'u 1-0 yendi. Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih 13 puanla zirveye yerleşirken lideri aynı puanla Bayer Leverkusen takip etti. Stuttgart, Leipzig ve Hoffenheim ise 12'şer puanla sıralamada yer aldı. Avrupa'dan futbol. Almanya.
Gelinciler, birazdan at yarışına gideceğiz. Bu arada az önce sizlere bir haber vermiştim Morutsan'la ilgili olarak. Eski kulübünün bir başvurusu varmış ama Galatasaray'ın da savunması son derece net. Biz Şampiyonlar Ligi'ne gruplara kalmadan önce zaten futbolcunun satışını gerçekleştirmiştik diye. Artık futbolcunun yeni kulübü Ankara Gücü. Dolayısıyla ben buradan Galatasaray aleyhine bir şey çıkacağını sanmıyorum. Bu arada Fenerbahçe'nin kalecisi Livakovic de iyi bir başlangıç yaptı Fenerbahçe macerasına. Hırvatistan'ın Euro 2024 elemelerindeki Türkiye ve Galler maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroda Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic içte yer aldı. Doğal olarak zaten dünya şampiyonasında da Hırvatistan'a en çok yardımcı olan futbolculardan bir tanesi olarak ön plana çıkmıştı Livakovic değerli dinleyiciler. Galatasaray'da sevindirici gelişmelerden bir tanesi Başakşehir maçında Davinson Sanchez'in harika bir performans sergilemesi. Bundan böyle onun yerinin garanti olduğu yorumları yapılıyor ki bu yorumlara iştirak edenlerden bir tanesi de benim. Davinson Sanchez hızıyla, oyun perspektifiyle gerçekten çok elit bir stoper olduğu gerçeğini gösterdi bize. Elbette ki bir maçta değerlendirme yapılamaz. Bundan sonraki maçlara özellikle de Şampiyonlar Ligi'ndeki performansına bakmak lazım ama bir kere çabukluğu olan bir futbolcu bu özelliğiyle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde özellikle ihtiyacını, yani savunmanın merkezinde çabuk oyuncu ihtiyacını bütünüyle karşılayabilecek bir oyuncu. Yani kısa alanda rakiplerine geçirme ihtimali çok zor. Topu iyi kullanıyor. Birebir mücadele de var. Hava toplarında iyi. Hava topunu indirirken aynı zamanda rastgele vurmuyor. Takım arkadaşına doğru topu indirmeyi düşünüyor. Bu da oyun bilgisi ve oyun perspektifi açısından güçlü bir stoper olduğunu gösteriyor. Yani bir stoperden beklenebilecek hemen hemen her özelliğe haiz, her özelliğe sahip bir oyuncu bu. Davinson Sanchez o bakımdan Galatasaray adına büyük bir kazanç olarak gözüküyor ve bundan sonraki maçlarda da bence Davinson Sanchez Okan Buruk'un soyunma odasına ya da maç toplantısına girdiğinde tahtaya ilk sırada yazacağı futbolculardan bir tanesi. Abdülkerim, Kazımcan sakatlandıktan sonra savunmanın soluna geçti. Kaan Ayhan stopere geçti. Kaan Ayhan'la Sanchez'in uyumunun çok iyi olduğunu gözlemledik. Abdülkerim de bir sol bekten beklenen her şeyi yaptı. Zaman zaman onun da sol bek oynaması bekleniyor Galatasaray'da. Davinson Sanchez yarınki İstanbulspor maçında statü gereği oynayamayacak. Çünkü erteleme maçı o tarihte, oynanması gereken tarihte Davinson Sanchez'in Galatasaray'a transferi gerçekleşmemişti. O yüzden Nelson yarınki maçta forma giyecek. Nelson'un da bir çocuğu oldu. Sevgilisini ve kendisini kutluyoruz. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Trabzonspor bölümümüzdeyiz. Trabzonspor Hatayspor'un konuğu olacak. Trabzonspor'da maç öncesinde son durum ne? Bielisa elbette ki Kasımpaşa sonrasında Beşiktaş maçlarıyla gelen galibiyetlerin devamını ve bu galibiyetlerin daha da anlamlı hale gelmesi için Hatayspor maçından galibiyette ayrılmanın planlarını yapıyor. Bielisa ile birlikte sonradan form tutan bir takım mı acaba Trabzonspor? Çünkü Beşiktaş maçından sonra sorulan bir soru üzerine şunu söylemişti Hırvat teknik direktör. Benim takımlarım genelde ilk haftalarda, yani sezon başında sonuç almak konusunda problem yaşayabilirler. Çünkü biz sezon öncesi yüklemeleri çok fazla yapıyoruz. Bunun yarattığı yorgunluk sonuca gitmemizi engelleyebilir ama haftalar ilerledikçe sonuç da alan takımlar ortaya çıkar. Benim takımlarım genelde böyledir demişti. Acaba Trabzonspor için de bu geçerli olacak mı? Bakmalıyız. Önemli bir galibiyet elde etti. İstanbul'da Kasımpaşa karşısında 5 gollü bir galibiyet. Sonra Beşiktaş karşısında 3-0'lık bir galibiyet. Bunlar azımsanacak şeyler değil ama bunun devamı gelecek mi? Süreklilik var mı? Buna bakmak lazım. Bakalım Hatayspor maçı öncesi Bordo Mavili takımında son durum ne? Karadeniz Gazetesi'nin spor direktörü sevgili Nihat Erenci bizimle birlikte. Nihat abi hoş geldiniz, merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar olsun. Trabzon'dan her zaman olduğu gibi selamlarımızı, sevgilerimizi tüm Radyospor dinleyenlerine iletiyoruz. Selamlar, buradan sevgiler. Nihat abi ne dersiniz? Nasıl bir 11'i olur bugün Trabzonspor'un? Hemen istersen böyle kolayıyla kalede Uğurcan, sağ bek Mehmetcan, orta ikili de yani stoper bölgesinde Benkoç ile beraber Ryan Baniye, sol bek Eren Elmalı, orta üçlünün hemen yani savunmanın hemen önünde Mendy, Bakasetas, Bardi, ileride de ben Visca, Trezeguet ve Onoçi'yi bekliyorum. Yani Ömür bugün sanki, yani benim kendi aldığım istihbaratlar doğrultusunda sanki bugün biraz kulübe gibi öyle gözüküyor ama tabii son dakikada bir hani ufak bir sakatlık olur, bir şey olur. Ömür 11'de başlayabilir ama söylediğim 11 Trabzonspor'un bugün sahaya çıkması muhtemel en güçlü 11'i. Peki. Genel itibariyle nasıl bir maç bekliyor sizce Trabzonspor'u baktığınızda? Ya
Şöyle söyleyeyim, biraz önce sen de söyledin. 5 gol, 3 gol, 8 gol. Şu anda ligin en çok gol atan takımı 11 gol. Yani gol konusunda Trabzonspor'un şu anda bir sıkıntısı yok. Yine gollü bir maç olsun istiyorum. Öyle de bekliyoruz. Güzel, Trabzonspor hazır, iyi hazırlandılar. Hafta içi çok iyi çalıştılar. Takımın motivasyonu yerinde. Şimdi tabii önemli bir durum da şu. Fener kazandı, Galatasaray kazandı, Beşiktaş kazandı. Yani o zirvedeki makasın açılmaması için Trabzonspor'un da mutlaka kazanması gerekir ki ben kazanır diyorum. Peki, var mı Trabzonspor gündemine dair aktaracağınız başka bir şey? Ya başkan bugün özel bir kanala konuştu. Yani TV Spor'da bayağı bir uzun bir süreli bir röportaj yaptı. Orada işte mesela çok hemen konu başlıklarını söyleyeyim. Pepe'yi merak edilmişti. Pepe'nin hemen milli aranın sonunda oynayacağını söyledi. Onun dışında ilginç bir şey var. Bu devlet yardımı konusunda orada da ilginç bir şey söyledi. Dedi ki, devletten, yani dört büyük arasında devletten yardım almayan tek kulüp Trabzonspor'dur dedi. O da çok önemli. Bir şey daha itiraf etti. Ahmet Ağırlı'yla dedi aramız yani limoni. Bunu dedi saklamanın, gizlemenin bir anlamı yok. Hani ben dedi çok yaklaşım gösterdim ama aynı karşılığı diğer taraftan göremedim dedi. Takıma inanıyorum dedi. İşte Uğurcan'la ilgili yine aynı şeyi söyledi. İstanbul takımlarına kesinlikle gitmeyecek. Giderse Uğurcan'ın gideceği yer Avrupa olacak dedi. Şampiyonluk konusunda da yani nasıl dedi, yani tüm takımlar kadar biz de iddialıyız. Hocamıza, yani hoca konusundaki güvencesini bir kez daha vurguladı. Hocamıza çok güveniyoruz. Yani bu sezon yalnız hani Trabzonspor değil, Avrupa'da Nenad Bjelica da konuşulacak diye, yani hocaya olan güvenini de bu şekilde konuşmasına ekledi. Bu arada Fatih Tekke İstanbulspor'dan ayrıldı. Galatasaray maçı öncesinde İstanbulspor'da böyle bir ayrılık gerçekleşti. Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Bunun ayrıntısını birazdan reklamlardan sonra aktaracağız sizlere. Tabii Trabzonlu bir teknik adam olması itibariyle ki Sayın Başkan, İstanbulspor Başkanı da Trabzonlu. Ne dersiniz, bir yorum yapmak ister misiniz? Yani şöyle diyelim, Fatih her fırsatta şunu söylüyordu. Yani her konuştuğunda, yani katıldığı yayınlarda olsun, radyo, televizyon, yani hedefinin, idealinin Trabzonspor'da teknik adam olmak olduğunu söylüyordu. Ama biz şu anda benim için bir staj dönemi diyordu, yani çalıştırdığı takımları. Biraz daha tabii ki hani şu anda Trabzonspor'da zaten hani böyle bir şey yok. Ama ben ilerleyen yıllarda tabii ki Fatih Tekke Trabzonspor'un, Trabzon'un çok önemli bir değeri. Yani Bielisa 2 yıl 3 yıl arka arkaya Trabzonspor'u şampiyon yaptırır. Sonra görevi Fatih Tekke'ye verir gider. Böyle bir oluşuma da hayır demeyiz. Çünkü Fatih gerçekten hem Trabzon'un hem Trabzonspor'ların çok sevdiği, çok da üzerine titrediği bir isim. Peki, çok teşekkür ederim Nihat abi. Görüşmek üzere, iyi yayınlar diliyorum. Nihat Erence, Karadeniz Gazetesi'nin spor direktörü, Hatay Spor Trabzonspor maçı öncesinde Trabzonspor'la ilgili son bilgileri sizlere aktardı. Avrupa'dan futbol. İtalya. İtalya 1. Futbol Ligi Serie A 5. hafta mücadelesinde Inter Empoli deplasmanında tek golle kazandı. Napoli konuk olduğu Bologna ile 0-0 berabere kaldı. Juventus Serie A'da bu sezonki ilk yenilgisini Sassuolo'dan aldı. Juventus deplasmanda Sassuolo'ya 4-2 yenildi. Milan sahasında Hellas Verona'yı 1-0 yendi. Serie A'da 5'te 5 yaparak puanını 15'e çıkaran Inter Milan liderliğini sürdürüyor. Lideri 12 puanla Milan, 11 puanla Lecce, 10'ar puanla Juventus ve Fiorentina takip ediyor. Bu arada Fiorentina'da da bir değişiklik olabileceği ve Fiorentina'nın eski teknik direktörü Fatih Terim'in gündemde olduğuna dair pek çok dedikodu var. Değerli dinleyiciler, bunun da detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in Fiorentina ile görüştüğü öne sürüldü. Ve Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra dinlenme moduna geçen Fatih Terim'in yeniden çalışmayı arzu ettiği iddia ediliyor ve Fiorentina'nın bu konuda girişimde bulunacağından bahsediliyor. Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası şampiyonluğunu taşıyan Fatih Terim daha sonra kendisini İtalya'dan gelen teklifi
değerlendirmiş ve kendisini İtalya'da bulmuştu. Birçok takımın listesinde olan Türk teknik direktörün Fiorentina'nın başına geçerek ilk kez yurt dışı tecrübesi yaşadığını belirtmek lazım. Yaşanan tartışma sonrasında takımın başına getirilen Roberto Mancini takımı İtalya kupasına finale çıkaran Terim'in yerine maça çıkarak şampiyonluk yaşamıştı. Taraftarlar Parma'ya karşı alınan kupada Terim'in de emeğinin olduğunu pankartlar açarak Türk teknik adamı desteklemişlerdi. O dönem itibariyle Fiorentina'dan ayrıldıktan sonra tabii İtalya kupasında kupa finale çıkana kadar Fatih Terim çok büyük bir emek harcadı ve kupaya kupanın alınmasında büyük bir pay sahibi oldu. Fiorentina takımında başarılı bir çalışma yaptı. O yüzden Fiorentina kulüp için özel bir yere sahip Fatih Terim, ama gerçekten böyle bir bağlantı var mı tekrar Fiorentina'nın gündeminde mi? Bu tabii soru işareti, yani sorgulanması gereken bir mesaj. En azından daha doğrusu bir haber, en azından teyide muhtaç bir iddia bu. Yani bir somut bilgi olarak bunu kabul edemeyiz. Bakalım neler olacak, bunu hep birlikte göreceğiz. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Anadolu futbolunun duayen ismi, gazeteci, yazar, sevgili Cevdet Ünüvar bizimle birlikte. Öncelikli olarak İstanbul Spor'daki flash gelişmeyi, yani Fatih Tekke'nin görevden alınmasını konuşacağız. Ardından da Adana Demirspor'da bir kaleci sorunu yaşanıyor mu? Biliyorsunuz Ertaç kırmızı kart gördü. Diğer kaleci, Azerbaycanlı kaleci, sonradan oyuna giren, Kasımpaşa maçında dün oyuna giren kaleci statü gereği Beşiktaş'ta yapılacak erteleme maçında oynayamayacak. Diğer yabancı kaleci de oynayamayacağına göre nasıl bir önlem alacak Adana Demirspor? Buna bakacağız. Sevgili Cevdet Ünüvar'la bütün bunları konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz Cevdet abi, merhaba. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Özgür kardeşim. Ben de iyi akşamlar, iyi haftalar dilerim. Çok sağ olun. Fatih Tekke görevden alındı İstanbul Spor'da. Geçen sezon takımı ligde tuttu, ancak bu sezon 4 maçta sadece 2 puan alabildi. Son olarak Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında mağlup olduğu İstanbul Spor ve yollar ayrıldı. Futbolcu teknik heyet ilişkilerinde de bazı problemler olduğu yönünde çok şey duydum ben. Bilmiyorum, bunlar sadece duyum, teyide muhtaç. Siz bu gelişmeyi nasıl yorumlayacaksınız Galatasaray maçı öncesinde? Tabii Fatih Tekke Hoca geçen yıl zor bir süreçte takımı devraldığında çok ümitsiz bir durum vardı, ama takımı ligde tutmayı başardı. Özellikle büyük maçlarda elde ettiği sürpriz sonuçlar takımın ligde kalmasını sağlamıştı. Ama bu yıl ilk 5 haftalık 6 haftalık periyoda baktığımız zaman maalesef İstanbulspor istenilen kıvamda değil. Tıpkı Başakşehir takımında Emre Belezoğlu'nda olduğu gibi bir başka İstanbul temsilcisinde de bir kan değişikliğine gidiliyor. Aslında İstanbulspor çok böyle durumlara göre hoca değişikliğine giden bir kulüp değil. Yani hocasının arkasında duran bir kulüp olarak gördük, gözlemledik. Fatih Hoca böyle salantıları yaşadığında hep yönetim arkasına durmuştu ve o da başarıyı beraberinde getirmişti. Başarı neydi? Ligde kalmaktı. Ama bu yıl ilk 5 maçlık periyoda baktığımızda hem Fatih Hoca hem İstanbulspor geçen yılki performansından uzak. Kötü sonuçlar her zaman böyle ülkemizde hemen karşılığında hoca değişikliğine gitmek gibi bir tasarrufla sonuçlanıyor. Tabii ki Fatih Hoca burada istediği çıkışı yakalayamadı. O da neden yakalayamamış oldu? Geçen yıl aslında kendi kurmadığı bir takımın başına gelmişti ve başarılı olmuştu, ama bu yıl gerek yeni yapılan transferler, gerek geçen yıldan kalan oyuncular hep Fatih Hoca ile ikinci sezonu yaşayan bir takım kurgusu ve yapısı vardı ve burada netice alınamadığını ve bunun neticesinde de teknik direktörlük serüveninin İstanbulspor penceresinden sona erdiğini söyleyebiliriz. Ne Fatih Hoca takımsız kalır, ne de İstanbulspor yeni bir hoca bulmakta sıkıntı yaşar. Sevgili Cevdet Ünüvar, ben araya girdim ama benim bir yorumum var. Paylaşmamı, sizinle paylaşmamı ister misiniz? Dinleyicilerimize tabii paylaşalım. Ki, şimdi İstanbulspor'da bir denk bütçe meselesi var. Başkan Ecmel Sarı Alioğlu buna
kesinlikle riayet edilmesini düşünüyor. Ben ne teknik heyetin, bundan önceki teknik heyetin ne de Fatih Tekke'nin başında bulunduğu teknik heyetin böyle bir sorun yaşamadığı kanaatindeyim. Yani başkan bütçe olarak hangi transferleri uygun görmüşse o transferler yapılıyor. Tabii hocanın da inisiyatifiyle, yani belli bir transfer ücreti baremi çerçevesinde sıralanan seçenekleri tercih ediyorlar. Ama kesinlikle İstanbulspor kendi bütçesini aşacak transfer yatırımı yapmıyor. Eğer kümede kalacaksa böyle kalsın. Kalmıyorsa da birinci lige düşsün, birinci ligde mücadelemizi veririz bir anlayışı var. Bence son derece doğru bir anlayış. Gücü oranında yapıyor. Ben dolayısıyla bu transfer meselesinde ya da takımın kurulması meselesinde problem yaşandığı kanaatinde değilim. Ama başka bazı sorunlar olabilir. Yani başkanla Fatih Tekke'nin koordinasyonu konusunda yani bu transferlerden bağımsız bir başka sorun olabilir. Bir. İkincisi bazı futbolcuların şikayette bulunduğunu duymuştum. Yani teknik direktör ilişkileri konusunda ya da Fatih Tekke'nin tercihleriyle ilgili artık şikayetler birden fazla olmaya başlayınca, bunlar tekrarlanınca başkanın bu noktada bir karar vermesi gerekiyor bir karar vermeye mecbur kalmış olabilir. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Tüm bu gerekçeler tabii ki hepsinde ne oluyor? Puan durumunda başarısızlığınız halinde konuşulan detaylar oluyor. Başarılı olsaydı bu sefer de hiç ne hocayla oyuncuların arasındaki sorunlar gün yüzüne çıkacaktı. Ne de işin maddi boyutları çok konuşulacaktı. Tabii ki söylediğiniz şeyler yani işte eş dost böyle mesela iki abisi ikinci İstanbulspor, tek antrenör galiba. Bir şirket takımı. Evet, bir şirket takımı. Fatih Tekke'nin. Verdiği her para bu anlamda cebinden çıkacak bir para. Artı yayın gelirleri düşmüş, diğer kalemleri düşmüş. Bir de İstanbulspor çok köklü bir camia, bir lisenin takımı ve yıllar önce de bir şirket takımıydı, devraldı şimdiki Trabzon'un aile. Ve gerek ikinci ligde gerek birinci ligde asla bu transfer bütçesinin dışına çıkmayan bir yapıları var. Yani sonuç ne olursa olsun asla bu bütçenin dışına taşmamak gibi bir tavır sergiliyorlar ki bu aslında Türkiye'de çok gördüğümüz bir model değil. Aslında görmek istediğimiz bir model. Yani herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Sonuçlar ne olursa olsun bu tavırlarından asla taviz vermiyorlar. Yani çok astronomik transferler yapmadılar. Özellikle Balkan ülkelerinden çok da böyle ismini daha önce duymadığımız oyuncu grubu transferi gerçekleşti ve bunlar iyi bir performans göstermişti geçen yıl. Bu yıl düşük bir performans sergiliyorlar. Ama Fatih Hoca'nın aslında yaptığı ama başarılı olamadığı bir şey var. Yani kadro istikrarını yakalayamadı. Yeni oyuncuları alternatif olarak sahaya süremedi cesaretle. Yani orada mesela daha önce sahaya sürülmüş ama başarılı performans göstermiş oyuncuları biliyoruz. Ama bu oyuncuların ısrarla Fatih Tekke tarafından kenarda tutulduğunu da gördük. Bu da nihayetinde yönetime bir somurtu olarak yansıdı. Hocanın sürekli aynı oyuncu grubuyla başarısız olmasına rağmen devam etmesi, oradaki yedek oyuncuları bir şekilde yönetimsel ve oyuncular arasında bir negatif yoruma itmiş olabilir. Zaten oynamayan oyuncu mutlaka konuşur. Peki. Yani bunun ismi, ünvanı ne olursa olsun. Yedek bırakırsanız o oyuncu yönetimle diyalog içine girer ki bu doğru değil. Hı hı. Ama Fatih Tekke bir oyuncu istikrarı yapısını oluşturamadığı için neticesinde de başarısı oldu ve bunun neticesinde de kendisi saha dışında kaldı. Evet. İnşallah iki taraf için de olumlu olur. İstanbulspor çünkü Türk futboluna yeni isimler kazandıran bir kulüp olarak hep belleğimize yer edecek bir kulüp. Süremizin sonuna geldik. Adana Demirspor'u konuşmalıyız. Adana Demirspor hangi kaleciyle çıkacak? Bir tek seçeneği var galiba Beşiktaş maçına. Evet, Vedat oynayacak. Onun haricinde yani ileriyi düşünüp Karaciç lig kadrosuna yazıldı. Ne de Mego Madeliyev Azeri kaleci transferi Beşiktaş maçından sonra olduğu için bu maçta yer alamayacak. Yani bir maçta aslında 3-4 maçlık kayıp yaşadı Adana Demirspor.
Yani Ertaç'ın acemiliği, İstanbul'un sorumsuzluğu, yani Rodriguez'in de lakayt bir şekilde kırmızı kart görmesiyle zaten yani şöyle baktığımız zaman Ndiaye ve Akintola da sakat. Yani Beşiktaş maçına adeta revire dönmüş bir takım görünümünde, yani hiç oynatmadığı oyunculardan oluşan bir 11 ile çıkacak. Evet. Bir maçta sadece Beşiktaş maçı için değil, diğer maçlar için de önemli kayıplar yaşadı Güney temsilcisi. Bakalım nasıl bir maç olacak. Buna rağmen ön bölgede iş yapabilecek oyuncular var. Bu arada Balotelli de oynayamayacak statü gereği. Evet, onun da transferi o da sonradan gerçekleşmiş olduğu için. Sevgili Cevdet Ünver, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar. Derlincer, bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Hepinize teşekkür ederim ayrı ayrı dinlediğiniz ve destek olduğunuz için. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın derken hatırlatıyorum. Birazdan Trivela başlayacak. Sevgili Yılmaz Dirim'le Ümit Özat sizlerle birlikte olacak. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi.